Evet canlar dostlar merhaba. Ben Cem Kervan. Bu hafta hastalıklarımızı bizden aldı adı bir değiş paylaşmak istiyorum. Şimdi hiç hastalandınız mı? Çok kötü böyle ağır bir hastalık geçirdiniz mi? Ve ya keşke bir şifa gelse bana, keşke bana bir şifa verebilse diye düşündünüz mü hiç? Şimdi esinlendiğim olay şu. İsa Ruhullah kendi taliplerinden, kendi talebelerinden, öğrencilerinden, çıraklarından diyelim. Petrus'un evine gidecek misafir. Halbuki o akşam Petrus'un anası, pardon, kaynanası çok hasta. Yatakta kalkamıyor. Yani başınıza hiç geldi mi bilmiyorum ama diyelim ki çok önemli biri akşam misafir gelecek. Halbuki o arada birisi yani evde hastalanıyor ve o hastalanan kişi zaten normalde misafirlere hizmet edecek kişidir. Mecburen siz hem misafire bakmaya çalışıyorsunuz, hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Çok önemli bir misafir diyelim, çok değerli bir konuk. Hem de kendi hastanıza da bakmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir durum. Ama İsa Ruhullah gelince bakıyor, durum böyle. Kadına dokunuyor ve şifa veriyor. Ve kadın birdenbire iyileşiveriyor. Yani hiçbir hastalık belirtisi kalmıyor onda. Ateşi düşüveriyor. Artık kendini çok iyi hissettiği için yataktan kalkıveriyor ve herkese hizmet etmeye başlıyor. Bu bir mucize. Şifa. Şimdi herhalde bu mucizeden haber yayılmış olacak ki o akşam bir sürü hasta evlerine geliyor. Ama İsa Ruhullah hepsine şifa veriyor. Şifa dağıtıyor. Bir de bir sürü cinli kişi de geliyor. Cinlerin hepsini çıkartıyor, kovuyor, def ediyor. Hani şerler def ola. Denilir ya yani o şekilde şer ruhlar, kötü ruhların hepsi def ediliyor. Ve bu da çok çok eski, kadim bir peygamberin sözlerini doğruluyor. Çünkü Yeşaya peygamber yani İsa'dan asırlar önce yaşamış Yeşaya peygamber ne demişti? Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o yüklendi, o bizden aldı diyor. Yani geçmiş zaman kullanmış ama aslında geleceğe bakarak diyor ki ileride Mesih yani görkemli bir varlık, bir kişi gelecek ve hem Mesih yani şah, hünkâr, kral olacak hem de hastalıklarımızı bizden alacak. Yani şifa dağıtacak herkese. Ve Hazreti İsa gerçekten bunu yapıyor. Hala da yapıyor. Yani dua etmemiz lazım ki şifa versin bize hastalandığımız zaman. Her neyse değişe bir geçeyim. İnşallah beğenirsiniz. Petrus'un kaynanası hastalandı. Şah İsa evlerine geldi kaldı. İsa ona dokundu, şifa verdi. Hastalıklarımızı bizden aldı. Hastalıklarımızı bizden aldı.
çok cinli kişi İsa'ya vardı. Tek bir emirle cinleri çıkardı. Hastaların hepsine şifa verdi. Hastalıklarımızı bizden aldı. Hastalıklarımızı bizden aldı. Yaşaya bir peygamberdi. Mesih hakkında şu sözleri vardı. Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı bizden aldı. Hastalıklarımızı bizden aldı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hastaysanız inşallah güzel bir şifa alırsınız. İsa ruhuyla gerçekten sizi iyileştirebiliyor. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.